Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, dünyanın tüm çağdaş ülkelerinde, demokratik ülkelerinde öğretmene çok ama çok büyük bir değer verilir. Ağzını her açtığında, her açtığında memleketimiz için ve bu memleketin kültüründe var olan bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışını dillerine pelesenk edenler, öğretmene hayrat, öğretmene düşman, öğretmene saygısız, öğretmeni aşağı mahkum eden bir anlayışa bize reva görüyorlar. Ama biz değerli arkadaşlar, ama biz kendimizi biliyoruz. Kendimizden eminiz. Bir kurtuluşumuz var arkadaşlar. Kurtuluşumuz kolay. Biz siyasi iktidarın saygısına asla ama asla muhtaç değiliz arkadaşlar. Çünkü hedef gösterildik. Öldürüldük. Yastayız ve isyandayız. Sevgili dostlar, bu ülkede 74 yaşında bir eğitim emekçisi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 40 yıl bu ülkenin gençliğine, çocuklarına eğitim hizmeti verdi. Düşünün, bir insan 74 yaşında niçin çalışır? Bunun ancak iki nedeni olabilir arkadaşlar. Birincisi, ülkesini, çocukları, gençleri çok seviyordur ve Cumhuriyet'in ihtiyaç duyduğu yeni nesilleri yetiştirme görevi idareyle doludur. Ya da sevgili dostlar, geçinemediği için, sefalete mahkum bırakıldığı için, açlıkla terbiye edilmeye çalışıldığı için yaşı 74 olmasına rağmen çalışmak durumunda bırakılıyordur arkadaşlar. Bu sistemi, bu karanlık düzeni reddediyoruz arkadaşlar. Reddediyoruz. Şiddet, cinayet, zorunlu su hükümet. Şiddet, cinayet, zorunlu su hükümet. Bu cinayetin sorumlularını biz sanıyoruz. Bu cinayetin sorumlusu şiddeti olağanlaştıran siyaset kurumudur. Bu cinayetin sorumlusu hayatın her alanında şiddeti